Teknoloji gelişip, gözün sırları keşfedildikçe bu makinelerin teknik özellikleri de artmaktadır. Buna rağmen kamera teknolojisi gözün mükemmel özellikleriyle kıyaslanamayacak düzeydedir. Fotoğraf çekilirken yapılacak ilk işlem netlik ayarıdır. Fotoğraf makinelerinde bu işlem elle, gelişmiş kameralarda ise otomatik olarak yapılır. Ama bu otomatik sistem yavaştır ve her zaman tam netlik sağlamaz. Oysa insan gözü bu ayarı sürekli olarak ve çok kısa bir süre içinde yapar. Nesneyi net görebilmek için yalnızca bakmak yeterlidir. Geri kalan tüm işlemlerse otomatik olarak göz ve beyin tarafından bir saniyenin onda birinden daha kısa bir sürede gerçekleşir. Fotoğraf makinesiyle gündüz çekilen bir fotoğraf nettir. Ancak makineyle loş bir ortamda çekim yaparsanız çok güçlü bir flaş olmadan hemen hemen hiçbir görüntü elde edemezsiniz. Oysa loş ortamda da etrafı çok net bir şekilde görebiliriz. Çünkü gözlerimiz farklı aydınlanma koşullarına ve değişik ışık şiddetlerine göre kendisini ayarlar. Bunu sağlayansa göz bebeğinin etrafındaki kaslardır. Karanlıkta bu kaslar açılır, göz bebeği genişler ve göze daha çok ışık girer. Aydınlıkta ise kaslar kapanır, göz bebeği küçülür ve içeri giren ışık miktarı azalır. Bu sayede görüntü her zaman net olur. Kuşkusuz, bu denli hassas ve kusursuz bir sisteme sahip olan göz, yaratıcımız olan Allah'ın biz insanlara bir nimetidir. Nitekim Allah, Kur'an'da bize bu gerçek üzerinde düşünmemizi ve kendisine şükretmemizi öğütlemektedir. Sizi inşa eden, size kulak, gözler ve gönüller veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. Denizin derinliklerinde ya da uzay boşluğunda çalışmak tüm yüksek teknolojiye rağmen dalgıçlar ve astronotlar için büyük riskler içeriyor. Bu nedenle bilim adamları bu zor koşullarda çalışacak robotlar üretmeye başladılar. Günümüzde ise robotlar teknolojisinin gündeminde yeni bir kavram bulunmakta. Biyomimetik robotlar, yani doğayı taklit eden makineler. Artık bilim adamları bir canlıyı taklit ederek robotlar yapmayı çok daha doğru buluyorlar. Örneğin, çölde yapılacak bir keşif için akrebe ya da karıncaya benzeyen, deniz dibindeki bir araştırma içinse balığa ya da istakoza benzeyen robotlar yapılıyor. Ve bunlar diğer robotlardan çok daha başarılı.
bilim adamlarını doğadaki canlıları taklit etmeye iten şey, kusursuz vücut tasarımlarıdır. Yeryüzünde en iyi hareket eden canlılar eklem bacaklılardır. Hızlıdırlar. Bu nedenle eklem bacaklıların yapıları bilim adamlarının dikkatini çekiyor. Ve robot çalışmalarında bu canlıları örnek alıyorlar. Bu robotun adı Ayriol. Ve robot uzmanı Ed Williams. Ayriol, eklem bacaklı robotların ilkini temsil ediyor. Yengeçten esinlenerek tasarlandı. Ayriol'un bilinmeyen bölgelerin keşfinde bilim adamlarına yardımcı olacağı umut ediliyor. Ama aralarında çok büyük bir fark var. Ayriol bir yengece ne kadar benzese de bacaklarını kıpırdatmak için bile gücünü önceden programlanmış bilgisayardan alıyor. Hareketleri ise yengece göre çok acemi. Kısacası yapılan en iyi robot bile gerçek bir eklem bacaklı canlıyla kıyaslanamıyor. Bu örnekler bize göstermektedir ki bir canlının tek bir özelliğini taklit etmek için bile büyük çabalar gerekir. Darwin'in evrim teorisi ise canlıların bir planlama olmaksızın rastlantılarla kendi kendine oluştukları iddiasındadır. Doğanın detaylarını inceledikçe bilim Allah'ın varlığının yeni delillerini bulmaktadır. Bu filmde doğanın bilim adamlarına ve mühendislere nasıl ilham kaynağı olduğunu inceledik. Doğadaki yapılar o denli mükemmel yaratılmıştır ki insanoğlu en büyük başarıya bunları taklit etmekle ulaşmaktadır. Buysa tüm doğayı yaratan yüce Allah'ın ne kadar büyük bir güç ve bilgi sahibi olduğunu bize gösterir. Kavranması gereken bir diğer gerçekse Allah'ın her şeyi öncesinde bir örnek olmadan yaratmış olduğudur. Bu Allah'ın sıfatlarından biridir. Allah'ın Kur'an'da geçen bedi sıfatı örneksiz yaratan anlamına gelir. Rabbimiz Kur'an'da şöyle buyurur. O, gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O, her şeyin üstünde bir vekildir.